ve acil durum yönetimi, ikinci Bakanlar Kurulu toplantısı vesilesiyle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bakü'de bizleri Ankara'da gibi hissettiren, kardeş evinin kendi evimizden farklı olmadığını bir kez daha bize yaşatan, Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı Sayın Kemalettin Haydarova gönülden teşekkür ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı işte tam olarak bu kardeşlik kelimesinin karşılığıdır. Ve menfaatlere değil, kardeşlik hukukuna dayanan bir oluşumdur. Bu teşkilat el ele verdiğimizde ve birlik olduğumuzda nasıl gücümüze güç kattığımızı, zor günlerimizde yaralarımızı nasıl beraberce sardığımızı göstermiştir. Çünkü bizim birliğimiz gücümüzdür. Hayata geçirdiğimiz her zirve ve toplantımız Türk dünyasındaki kurumsal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde birer kilometre taşıdır. Kıymetli katılımcılar, 1992 yılında Ankara'da Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları zirvesinde temelleri atılan teşkilatımız halkları Türk olan devletlerin, Türk cumhuriyetlerinin bağımsız devlet anlayışlarının güçlenmesini, sosyoekonomik anlamda gelişmelerini ve bölge jeopolitiğinde etkinliklerinin artırılmasını hedeflemiştir. Siyasetten ekonomiye, turizmden eğitime kadar 19 başlıkta işbirliği yapma kararı alan teşkilatımız, 175 milyon aşan nüfusu, 5 milyon metrekareyi ulaşan yüz ölçümü, 1,5 trilyon doları aşan gayri safi yurt içi hasılasıyla dünya siyasetinde büyük bir güç, önemli bir denge unsurudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o tarihi konuşmasında dile getirdiği gibi dünya beşten büyüktür sözünden yola çıkmış bir birlik anlayıştır. Evet, dünya beşten büyüktür ve teşkilatımız ülkemizle beraber üye olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın gözlemci ülkelerimiz, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin sağladığı birliktelik ve işbirliğiyle dünyadaki yerini daha da güçlendirecektir. Kıymetli dostlar, bugünkü toplantımızın da konusu olan Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 8. zirvede ülkemizin teklifi üzerine gündeme gelmişti. Geçen yıl Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen Afet ve Acil Durum Yönetimi 1. Bakanlar Toplantısı'nda doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve iyileştirmeye katkıda bulunmak amacıyla ortak arama, kurtarma ve iyileştirme çabaları yapmak için afet müdahale birimi kurulması müzakereye açılmıştı. Burada amaç üye ve gözlemci devletlerde veya diğer devletlerde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda önleme ve hazırlık, barınma, insani yardım, tıbbi yardım, acil durum haberleşmesi, can ve mal kurtarma gibi ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla işbirliği ve koordinasyon görevi görecek bir mekanizma oluşturabilmekti. Bildiğiniz üzere bizleri yasa boğan 6 Şubat depremleri sonrasında Azerbaycan'ın girişimiyle 16 Mart 2023 tarihinde Ankara'da Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım temasıyla Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvede yayınlanan Ankara bildirisinde Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda teşkilatımız bölgesinde ve dünya genelinde doğal afetlerin önlenmesi, bunlara müdahale edilmesi için ikili ve çok taraflı işbirliğinin gerekliliği
ve güçlendirilmesi vurgulandı. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 3 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek olan Türk Devletler Teşkilatı 10. zirvesine kadar Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'nın kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzaya hazır hale getirilmesi talimatı verildiği kayıt altına alınmıştı. İşte bu amaçla bugün Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısının ikincisinde afetler noktasında zamanla yarıştığımızı unutmadan söz konusu anlaşma metninin bu toplantımızda istişare ve ortak akılla nihayete erdirilmesini temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, afet müdahale biriminin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan Assın felaketinde bizler bir kez daha gördük. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde, 101 ilçe ve 7.964 mahallemizde büyük bir tahribata sebep oldu. 120 bin kilometre karelik bir alanda aynı gün içerisinde ve kış şartlarında yaşanan bu iki büyük depremden yaklaşık olarak 14 milyon insanımız etkilendi. Daha da acısı 50 binden fazla insanımız maalesef bu depremlerde yaşamlarını yitirdiler. Evet, bizler için bu çok büyük bir acıydı. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak 6 Şubat sabahı saat 05:30'da 4. seviye alarm ile birlikte uluslararası yardım çağrısı yapmıştık. 103 ülkeden yardım teklifi geldi. Bu ülkelerin 90'ı tarafından arama kurtarma personeli ve Sahra hastaneleri başta olmak üzere yardımlar hızla ülkemize ulaştırıldı. Türk dünyası ilk yardımımıza koşanlar arasındaydı. İşte acılar paylaştıkça azalır anlayışının tam da karşılığı buydu. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki siz kardeşlerimiz bizleri o zor günlerde yalnız bırakmadınız. Gösterdiğiniz, gönderdiğiniz 2841 arama kurtarma ve sağlık personeli, 55 arama kurtarma köpeği birçok vatandaşımızın yeniden hayata tutunmasını sağladı. Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 Sahra Hastanesi'nde 1410 vatandaşımız, Özbekistan'ın Hatay Ovakent'te kurduğu Sahra Hastanesi'nde ise 888'i çocuk, 3860 vatandaşımız tedavi gördü, yaraları sarıldı. Ata yadigarı çadırlar vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yuva oldu. Dar gününde yanında olanı asla unutmayan vefakar milletimiz, sizlerin dualarını da, yardımlarınızı da, döktüğünüz gözyaşlarını da asla unutmayacaktır. Sağ olunuz, var olunuz. Allah bir daha böyle acıları bizlere de sizlere de yaşatmasın. Kıymetli kardeşlerim, böylesi büyük afetler sadece yaşandığı bölgede değil, tüm dünyada derin hasarlar bırakıyor. Zira afetler sadece yerel değil, küresel bir mesele haline geldi. İklim değişikliği gibi küresel faktörler, afetlerin daha fazla insana, ekonomiye ve ekosistemlere zarar vermesine neden oluyor. Bu nedenle afetlere karşı küresel düzeyde işbirliği yapmak artık bir tercih değil, zarurettir. Teşkilat olarak bu işbirliğimizi yapacağımıza inancım tamdır. Afetlerin önlenmesi ve afet sonrası müdahaleleri etkin bir şekilde sürdürmek için gerekli olan afet yönetim sistemi hepimizin olmazsa olmazı rehberi. Bu anlayışı kederde ve mutlulukta bir arada olmayı bilen dost ve kardeş ülkeler olarak inşallah hayata geçireceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Teşkilatımızın değerli katılımcılarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirerek daim etsin.